Sürpriz şakalar yapmayı çok sever. 5 gündür tanıdığım bir adamla evleniverirsin. Ertesi sabah kalktığında yanında bulamazsın. Bir not bile bırakmadan sırra kadem basmıştır. Babanla hayatının en büyük kavgasını edersin. O kavga seni olmak istediğin adam yapar. O kavga seni ailenden uzaklaştırır. Ne ölüne ne ölüme diyerek çıkarsın büyüdüğün evden. Bundan daha mutlu olamam dediğin anda abinin öldürüldüğünü, babanın yoğun bakımda olduğunu öğrenirsin. Annem. Hayatının aşkını sırf ona zarar gelmesin diye bilmediği bir şehirde yapayalnız bırakıp gidersin. Dönmem dediğin eve dönersin. Kol kıracaksın. Ama bizi koruyacaksın demedin mi?
Sen benim hanımsın. Bundan kaçamazsın. Ya sen insan mısın sen? Sen insan mısın? Nesin sen? Ben senin babanım. Bunlar senin ailen. Burası senin evin. Tamam mı? Bundan kaçamazsın sen. Yavaş buraya gel. Buraya gel, beni yukarı getirtme. Yamaç. Yamaç. Oğlum. O kapıdan çıkarsan bir daha gelemezsin. Ne ölümü, ne ölüne. Oğlum! Neredesin lan sen? Bekle orada, geliyorum. Şunu ver, şunu. Kal orada! Çekil Medet! Medet! Medet çekil! Ne yaptın lan sen? Ne yaptın? Abimi öldürdün! Asık. Biraz da şöyle yanlara sık, ha? Planladığımız her şey çöp olsun. Olur. Zayiatlar olacak dedin. Zayiat dedin. Ne dedim? Zayiat nedir biliyor musun? Zayiat iki tane korumadır, tetikçidir, metindir, kemaldir. Hadi daha gelelim. Emmidir, paşadır. Abim değildir. Babam hiç değildir. Ne
Salim Ağa, senin ailende senin üstünde kimler var? Karıştırma orasını. Karıştırma da. Senin yolun açılmayınca benim yolum açılmıyor. Ne yapsaydım yani? Kahramanın yaşlanmasını mı bekleseydim? Adını ağzına alma oğlum! Tamam ulan tamam, bir şey demedik. Selim kardeş, bak benim hiç abim olmadı. O yüzden kafandan kalbinden ne geçer bilemem. Yukarıda Allah var. Eğer şu kadarcık bir hınçla yaptıysam, bak şuradan şuraya gitmeyi nasip etmesin. Yapmak gerekiyordu. Yaptık. Ya biz seninle ne konuştuk ha? 1 milyar sana. 1 milyar bana. 6 0 atılmış 1 milyar. Ben hayatım boyunca o kadar parayı bir arada görmedim. Sen gördün. Görmedin. Ama göreceğiz. İşler yolunda giderse inşallah göreceğiz. Yoksa benim böyle şeylerle uğraşmak hoşuma mı gidiyor zannediyorsun böyle dırnav dırnav ha? Böyle sırtımı koltuğa yaslayayım, kızın teki yastık koysun, öbürü ayağıma masaj yapsın. Ama bir süre katlanacağız. Çünkü bu işin bir ucunda ölüm, diğer ucunda cennet var. Aileye dokunmak yok Fartolu. Son kez söylüyorum, annem, babam, kardeşlerim, çocuklarım kılına zarar gelmeyecek. Bak, benim telimi attırma. Bizim bir huyumuz vardır, telimiz atarsa dünyayı yakarız, umurumuzda olmaz. Anladın mı? Siktir git oradan lan. Telimi attırma diyor. Tel ne tel? Ha? Lan yürü git. Ateş olsan cümrün kadar yere yaparsın. O silahı çıkarttın mı? Ateş edeceksin. Değil mi Medet? Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun oğlum. Seni seviyorum adam.
Arabanın anahtarlarını atar mısın? Kardeşim. Nereye? Hava alacağım biraz. Tamam, çocuklar da gelsin seninle. Yalnız gideceğim abi. O olmaz işte. Gelsinler. Nereye gideceksen götürsünler seni ya da. Abi nereye gideceğimi biliyorum ben. Bir kardeşimi kaybettim. Birini daha kaybetmeye hiç niyetim yok. Çirkinler, kıllılar, siz çıkın ulan ayılar! Hey! Ne yapıyorsun lan sen manyak? İn aşağı! Hoş geldin müdürüm. Buyur çık sen oyna. Lan manyak! Burayı kim koruyor biliyor musun sen? Koça valiler değil mi? Evet! Evet! Biz de yanlış geldik sandık ya. Evet gençler, patlıyor muyuz? Hadi bakalım ladies, piste tibörkleri alalım. Tamam sen git, ne işin varsa gör işte, ben buradayım. Oyalanırım, takılırım. Dönüşte ben alacağım seni ama. Hadi. Bu kız beni sever. Beni öldürür. Bu kız bana güzel hayaller gördürür. Bu kız beni tutar ve kendine çeker. Bu kızla bana bir oda, bir yatak, bir kütüphane yeter. Belli ki bir her düşündüğümde onu beyaz elbisesinde bela bulur beni ve uyku kaybolur gibi. Bu kız beni görünce gülümser. Bu kız beni sever. Bu kız beni öldürür. Bu kız bana güzel hayaller gördürür. Yavaş ya. Bu kız bana güzel yalanlar söyletir. Yalanlar söyletir. Biliyorum sen çok geç ama yine de beni suçlama.
de gitmesek, hiç kimseleri görmesek, ama aşktan da ölmesek iyi. Belli ki bir sır vardı onun sesinde. Yavşak kahraman. Delik deşik ettiler değil mi seni? Ayağında kundura, yar gelir dura dura. Ne oldu lan? Beğenmedin mi sesimi? Eskiden millet un kapanın da kapılara çıkardı ben türkü söylerken, bu kimdi? Ne oluyor lan? Çok severim. Vallahi benim bir alakam yok. Kahraman abi bizim de hamimizdi sonuçta abi. Ne oldu yavşak kahraman? Delik deşik ettiler değil mi seni? Abi yapmayın abi. Abi yapmayın, ne olur yapmayın abi. Abi ne olur yapmayın. Al sen şunu. Biz tam yukarıdayken şu alet biraz bozulsun, olur mu? Hadi koçum. Tamam, hadi. Her zaman gittikleri yer. Düşünemedik. Düşüneceksiniz Medet. Düşüneceksiniz. Her zaman gittikleri yerse niye gönderiyorsun? Hı? Salaklar çok yaşamaz Medet. Bilmiyor musun? Abi. Ha? Pide söylemişsiniz. Ne söylemişiz? Pide. Pide. Çık dışarı. Çık 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 çık. Çık dışarı da aç onu. Ya çık dışarı da aç onu çık. Açtın mı? Ne varmış? Abi söylemeyeyim. Nerede, ne diyor, git bak şuna.
Vedat bu ne? Vedat bu nedir ya? Lan oğlum anladık, savaştayız da savaşın da bir şerefi namusu var, bu ne? Ya Medet! Ben onlara acıyacaktım. Can mı gelişti be? Bu alet ben çocukken olacaktı var ya. Oho. Alo. Tetik olun evladım. Bu göt çıkarsa şimdi çıkacak. Cihan. Adamları topla, yanımıza gel. Tepemizde adam havayı uçurttular ya. Bu niye daha önce bizim aklımıza hiç gelmedi? Hastaneye mi gidelim abi? Ya ne hastanesi ya? Hamama götür beni. Baksana üzerimizde insan eti var. Kapıyı bayağı uzun zamandır böyle açık görmüyordum. Uyumadın mı sen? Yok. Uykuyla aram yoktur. Bilirsin. Abini çekmişsin. O da öyleydi rahmetli. Sabaha kadar eğlenceye gideriz. Ha, çuval gibi yatağa. O bir duşa girer. Aynen devam. Nasıl oldu bu iş abi? Ha. Oldu oldu işte bizim de bir takım hatalarımız. Uzun uzun sonra konuşuruz bunları. Hadi gel kahvaltı yiyelim. Ay yok canım, istemiyor. Olmaz. Annem bekliyor bak. Kendi gelecekti de durdurdum ben. 10 yıldır ne yaptın ne ettin onları anlatacaksın. Zaten ricacılar gelecekmiş, onlarla konuşuruz. Ben ne diyeceğim ki onlara? Bir şey demene gerek yok oğlum. Senin burada olduğunu bilsinler yeter. Gerisini hallederiz. Ama olmaz böyle tabii canım. Ne olmaz? Yani Şekil Şemal. Bir berbere gidelim, bir toparlasınlar, bir takım elbise falan ayarlayalım sana. Koçovalı yamaçsın oğlum sen. Böyle kimse ciddiye almaz seni.
iyi bak ama. Bu insanların hepsi senin ailen. Burası senin evin. Evine misafir gelecek. Ama sen istersen. Evinde dirlik düzenlik olacak. Senin istemediğin hiç kimse evine girmeyecek. Anladın mı? Girerlerse? Girerlerse? Girerlerse koruyacaksın evini. Ama canın pahasına. Yok öyle. Aileni koruyacaksın. Selim'im ne haber? Nasıl oldu İdris abinin durumu? Vallahi stabil abi. Öyle diyor doktorlar. Ne demekse. Ya arkadaşı bir yerden ayıkacağım ama. Yamaç ben Muhittin abi. Lan yamaç. Lan sen de acılıktın lan. Kocaman adam olmuşsun ha. Sen de başın sağ olsun Yamaç'ım. Dostlar sağ olsun Muhittin abi. Hadi girelim şunu bir şekle şemali sok arkadaşı gel, ya. Gel, gel. Benim de aynı bu şekil sakal vardı ha. Saçlar da biraz uzundu ama dediğim seneydi 74-75 falan ha. Şimdi kadayıf olduk, yapsak da yakışmaz. Değiştirmişsin dükkanı. Oo, kaçıncı kere. Berber adam yenilikleri takip edecek dayı. Yoksa 2-3 emekliye çalışırsın, batarsın. Çerçeveler duruyor ama. Ha, onlara laf eden dükkandan içeri adımını atmasın zaten. Vay be. Oha ya. Öyle mi? Evet, ne yapıyoruz Moruk? Taşlara dokunma abi. Sakalı hafiften bir düzelteceğiz. Mevzu değil, çözeriz. Sen halledersin abi. Geldi mi? Sana da günaydın Senacığım. Gelmedi canım, geç buyur. Sena şöyle yapalım istersen. Sen direkt buraya taşın. Yamaç gelince de karşılaşırsınız. Olur biter yani. Ya hiç mi aramadı? Haber falan da mı vermedi? Ya haber vermedi diyorum. Manyak mıyım ben? Deli miyim sana söylemeyeyim ya? Neden ya? Anlamıyorum ki. Ya bizim Yamaç biraz şeydir. Ya uçtu kaçtı adamdır işte doğruya doğru. Halil. Üstümde üniforma falan görüyor musun? Hı? Hangi liseye gidiyorum sence ben? Ya kızım öyle demek istemedim ya. Deli. Biliyorum evet ama... öyle değil işte. Gördüm ben. Bana nasıl baktığını gördüm. Sen hayatında kaç kere gerçek bir şey yaşadın? Yaşadığını anladığın, nefes alıp vermenin ötesinde. Ye, iç, çiftleş. Bunların ötesinde. Çok ötesinde. Bak salak değilim ben. Gerçek olduğunu bilmesem çoktan unuturdum zaten ama benim Yamaç'ı bulmam gerekiyor. Ya Sena bir şey biliyorsam Allah belamı versin ya. Seni Paris'e götürebilmek için sattı. Anladın mı şimdi ne demek istediğim?
Buranın abine ait olduğundan emin misin? Evet, neden ki? Bekçi yakalarsa çok elimiz de onda. Ya bırak şimdi bekçiyi falan. Bak şimdi birazdan güneş doğacak. Sena. Sena ne oldu? Bir şey mi oldu? Sena. Abi yengemler nerede? Çocuklar. Burada onlar, çukurda. Güvenli bir yere sakladık. Buraya da saldırırlarsa diye. Geçince hapishaneye terfi edecek. Ne oldu? Yaralama. Bizim mekanlardan birinde 14'lü ile 15 kişiyi hepsinin dizine birer tane bırakmış. Abi. Cumali abi. Aynı. Mapusta. Onlara bir şey yaparlar mı orada? Onlar bizden daha iyi korunuyor da. Özdeğenin çokmuş meğer. Sen otur. Nasılsınız? Nasıl olalım emmi? Sultan gönderdi. Yas için giyilecek dedi. Bu olur sanki sana. Benimkilerden vereceğim ama dar gelir. Sen zaten buraya kahraman abinin esbabına bürünmeye gelmedin mi? Önce hoş geldin Yamaç Bey. Başınız sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin kahraman yiğidimize. Cenazemiz ne zaman kalkacak? Bir değişiklik olmazsa Abdullah abi perşembe günü bizim camiden kalkacak biliyorsun. Biraz durumlar karışık. Siz daha iyi bilirsiniz de ama Müslüman töresinde cenaze pek bekletilmez. Yamaç Bey, buraya geliş nedenimiz bugüne kadar başımıza bunca şey geldi çukurda. Ama kimse bize mahallemizde kurşun sıkmadı. Halledeceğiz Abdullah abi, merak etmeyin. Analarından emdikleri süt burunlarından gelecek.
Bizim mahalle İstanbul'un en güvenli yeridir. Siz başımızda olduğunuz sürece bize bir şey olmaz biliriz. Ve böyle kalsın istiyoruz. Abiler! Benim abim gözümün önünde öldürüldü. Kimin için? Kimin için? Savaş bu. Bu ölüm kalım savaşı. Gerekirse öleceğiz, gerekirse öldüreceğiz. Kimse demesin ki ben bunu yapamayacağım, ben korkuyorum. Eğer böyle diyen varsa şimdi bu kapıdan çıksın, gitsin. Bir daha da ben erkeğim diye dolaşmasın ama ortalıkta. Abdullah amca. Sağ olun, var olun. Biz seni dinledik. Söylediklerin hepsi kulağımızda. Şimdi bize bir müsaade edin, biz bir kendi aramızda konuşalım. Söz her şey yoluna girecek. Tamam delikanlı, tamam. Ne yaptık paşa? Kaçırdık. Paşa, ne oluyor? Yok bir şey oğlum. Kahramanın yerini öten şu baloncuya gönderdik Bartolay'ı. Ama balon şeklinde. Balon camında patladı ama yırttı pezevenk. 9 cam. Başka aksiyon var mı? Vukuat yani. Ben hiçbir şey bilmiyorum ya. Yok işte dün gece bir böyle küçük bir tarama yaptık. Taşırmalı. Köfteci. Twitter. Sabah okudum Twitter'da. Taşırmamışsınız gerçekten. Nereden biliyorsunuz baloncunun öttüğünü? Metin ve Kemal. Kahramanın korumaları. Onlar orada mıydı abim vurulduğunda? Yok işte. Kimseyi almadık yanımıza. E baloncu nereden biliyor sizin nereye gittiğiniz o zaman? Saldırmaya kim karar verdi? Abiler. De ki ben verdim abicim. Ne olacak yani azarlar gibi. Ne bu ya? Allah Allah. Abi. Ne abisi oğlum? Ya sen 10 yıldır bu evin içinde yoksun. Kimse senin adını ağzına almıyor. Sen kalkıp şimdi bize patronluk mu taslıyorsun ya? Hiç öyle bir niyetim yok abi, merak etme. Ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık yeğenim. Iskalamayaydık iyiydi de. Tamam. Sonra ne olacak? Yani adamların eli armut toplanıyor ya. Mahalle kaynıyor. Haberiniz var mı? Biliyoruz abla, farkındayız. Biz mi istedik böyle olsun? İlk o saldırdı. Şimdi karşılık vermezsek güçsüz olduğumuzu düşünmezler mi? Haksız mıyım emmi? Oğlumla konuşacağım. Müsaade edin. Yamaç'la. Çağırdın geldim de ne istiyorsun benden? Abinin yasını tutamadım daha. Babanın yanında olamadım doğru dürüst. Dağılıyoruz oğlum. Bizi ancak sen toparlarsın. Beni dinlemek istemiyorlar ki. Abim konuşuyor, diğerlerinin susması da onun konuşmasında. Selim'e güvensem seni çağırır mıydım Yamaç?
Bakma yüksekten konuştuğuna. Senin gelmene en çok o sevindi. Korkuyor çünkü. Sen olmasan bütün her şey onun üstüne kalacak. Onun için korkuyor. Oğlumdur. En az senin kadar severim. Ama kumaşını da bilirim. Halledeceğiz dedi Yamaç Bey. Öyle dediyse yaparlar değil mi? Sözün neri belli. Helal olsun size be. Koç ovalılar sırtınızı sıvazlamış. Önünüze de bir kemik atıp göndermişler. Doğru konuş Celasun. Neden yaşında konuştun adam? Oğlum dert ben değilim. Biraz yavaş konuş, duyacaklar. Başım belaya girecek. Hepiniz aynısınız be. Hepiniz korkaksınız. Duyarlarsa duysunlar. Benim babam tam orada öldü dede. Kanını ben yıkadım betondan. Namazını sizle birlikte kıldım. Neredeydi Koç Ovalı? Bir tanesi geldi mi cenazeye? Siz daha koşun peşlerinden. Belki bir kemik daha atarlar önümüzde. Benden ne yapmamı istiyorsun peki? Burası Koçova Mahallesi. Koçovalılar başında olmazsa dağılır gider. Emmi, abin, paşa kavgaya kafalarını gömmüşler. Olan bitenin farkında bile değiller. Barış gelmeli. Bir an evvel. Anne. Adamlar abimi öldürmüş. İntikam istiyorlar, kan istiyorlar. Sen istemiyor musun? Bak. Benim korkum o intikamın alınacağı güne kadar ailemizin dağılması. Yalnız bizim ailenin değil. Güzel söylüyorsun. Nasıl? Onu sen bulacaksın oğlum. Selim abim haklı. Kaç yıldır yokum ben. Beni en son gördüklerinde 18 yaşındaydım. Çocuktum, hala öyle görüyorlar. Ne diye dinlesinler şimdi beni? Onu da sen bulacaksın. Bulmak zorundasın. Sütüm hakkı için bulacaksın. Sen bu evden gittiğinde çok ağladım. Ama ses etmedim. En azından dedim bir oğlum kurtuldu. Bir canım bu yola girmeyecek. Her gün ölecek mi diye korkmayacağım. Hayat memat meselesi olmasa ben sana dokunur muydum? Bak bu evden 3 kişi çıktı. Biri dönmedi. Babanın durumu belli değil. Evimizin 2 direğini de yıktılar. Bir tek sana güveniyorum. Beni yalnız bırakma. Bana bak. Tamam. Elimden geleni yapacağım. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Her şey hallolduğunda ben gideceğim. Ben buraya ait değilim. Hiçbir zaman olmadım, bunu en iyi sen biliyorsun. Zamanı gelince düşünürüz. Gelecek. Ben gideceğim. Sen de merak etmeyeceksin ve yasını tutacaksın. Yasını tut. Gerisini ben halledeceğim. Dönecek. Çukur eski günlerine. Yamaç diye birini tanımıyorum hanımefendi. İşletmenin telefonunu vereyim, görüşün. Onlara sordum zaten. Kimse bir şey bilmiyor.
Onlar bir şey bilmiyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum hanımefendi. Yamaç Koçovalı hiçbir şey çağrıştırmıyor ya. Çağrıştırmıyor. Hiçbir şey anımsatmıyor bana. Sabahın körü kaçak giriyorsunuz buraya. Bir de bana soru soruyorsunuz. Polis çağırırsan bitersiniz. Hadi hanımefendi, bizi uğraştırmayın. İşimiz gücümüz var. Mustafa! Hanımefendiyi kıyıya bırakın. Hasan beni. Selim Bey'e iletin. Buraya bir kız geldi. Yamaç Bey'i sordu. Tanımıyorum dedim tabii. Ne diyeceğim? Adını sormadım vallahi. Sorsa mıydım? Neyse gitti zaten. Alo. Tamam. Tamam. Çok sağ ol. Tamam. Müsaade var mı Yamaç Bey? Sen yapma bari abi. Kusura bakma kardeş. Demin biraz sert çıkıştım. Ama biliyorsun sinirler gergin. Ne düşünüyorsun? Nasıl oldu bu iş? Baloncu falan hava gibi abi. Birisi haber vermiş. Korumasız gitmişsiniz. Bir de abim atlar mıydı bunları? Kimseye haber verme dedi. Gerçi ben Ferdi Paşa'ya emniye falan. Babam? Yok onu söylemedik. O sevmez öyle şey. Otelde kızları nasıl ayarladınız? Pezemek Hamdi'den her zamanki adamımız. Kessen söylemez yani. İzlemediklerinden eminsin. Kendi adamları bile izleyemez rahmetliği mümkün değil. Bir de ben konuşabilir miyim şu pezevenk hamdiyle? Ayarlarız. Sen babamı görmeye gittin mi? Önce onu bir gör. Pezevenk hamdiyi ben getirtirim senin ayağına. Bir ailesi falan var mı? Pezevenk annem, kimi kimsesi? Araştırırız oğlum. Sen babamı gör önce bir. Bak ne olacağı belli değil. Kavgaları unutacağız. Birlik olacağız. Allah korusun bak sonra... helalleşemedim, elini öpemedim deme. Pezemeklere bak ya. Ulan tepemizde adam patlak bak nedir? Varto ile uğraşılmayacağını anlayacaklar. Medat. O mesele ne oldu? Ha? İdris hastaneden çıkacak. Hala bir hareket yok. Haber bugün geldi abi. Hallediyoruz. Hallediyoruz. Kime gönderdin? Şık Latif abi. Her zamanki gibi. Korumalar? Hallediliyor abi. Adamın devreye girdi. Hallediliyor, halledilecek. Söyle Şık Latife, hastaneye gidince beni arasın. Söylerim abi. Söyle Medet. Thank you.
biraz yürüyeceğim. Sonra gelirim. Yalnız. İyiyim ben, merak etme. Selim abinin kesin emri var abi. Ne dedim? Başın sağ olsun. Hani yapabileceğimiz bir şey, yani bir emrin varsa abi, buradayız biz. Adın ne senin? Efe abi. Kaça gidiyorsun Efe? Bu son senemiz abi bizim. Güzel. Efe kızlarla aran nasıl? Yamaç abi, o birine aşık ama konuşamıyor. Niye konuşamıyorsun oğlum, madem seviyorsun? Ya abi konuşmayacaksın ya. Geçeceksin arabayla önünden. Bak o zaman ne oluyor. Ama bizde araba nerede? Ayarlarız araba. Cidden mi abi? Ayarlarız da sen kullanamaz. Ehliyetin yok da. Abi sıkıntı olmaz ya. Ara sokaklardayız. Yok. Ben kullanacağım. Sen camdan sarkarsın. Vallahi mi abi? Ya sen bana bunu yap. Kapında köle olurum abi. Ölürüm senin için abi dur ya. Dur lan dur. Ne ölmesi? Ölmek falan yok. Tamam. Hadi görüşürüz çocuklar. Görüşürüz abi. Abi. Yamaç. Hayrola birader, bir şey mi oldu? Yok be abi, şuraya oturayım mı? Otur otur. Çay içiyor musun? Söyle. Olur, içerim. Başın sağ olsun abi. Eyvallah. Ne kebedim oğlan? Aa öyle mi? Özür dilerim ya, bilmiyordum. Geçmiş olsun. Sağ ol abi. Kahraman abin alı sağda işe koyduydu bizimkini. Vartolu piçinin adamları eskitmişler biraz. Yani... Özür dileriz biz. Böyle olmamalıydı. Yok abi. Bizi okşadılar. Morluktu, kırıktı, geçer. Kahraman abimizi kaybettik. Bizimkiler bugün gelmiş, ricacı olmuşlar. Çok bozuldum abi. Asıl biz özür dilemeliydik. Koruyamadık kahraman abimizi. Ben senin çocuğun olduğunu bilmiyordum abi. Herhalde la, adım değiliz, bir şey değiliz. Boş mu duracaktık? Yaş kaç? 28 abi. Aynı yaştayız. Abi deme bana, gözünü seveyim. Makama saygıdan abi. Koçovalı Yamaç'a ne diyeceğiz başka? Sağ olsun. Eyvallah. Afiyet olsun. Eyvallah dayı. Afiyet olsun. Ya Mekke, ben seni hatırlamıyorum. Eskiden... Nasıl hatırlayacaksın oğlum? Sen sizin evin bahçesinde büyüdün, bu sokaklarda takılıyordun. Üniversiteye gittin mi? Gitmişsindir kesin. Hı, gittim. Kimya okudum. Bizimki liseyi bitirdi, askere gitti geldi. Kahraman rahmetli onu bir işe koydu da serseri olmadı bizim Mekke'miz. Onu senin ailen adam etti Yamacığım. Biz ne yapsak İdris abinin hakkını ödeyemeyiz. Hadi ben kalkayım. E otur da, çayını içmedin de. Babama gideyim abi. Söyle çıktığımda tıraşına geleceğim aslında. Tamam. Abi. Benlik bir durum olursa haber et, gözünü seveyim. Hıncımı almam lazım o Bartolu denen götten. Müzik
Korumalar temizlendi. Latif telefonda. Alo Latif. İdris'e söyleyeceğim bir şey var mı Saadettin abi? Var. Ona söyle. Rahmetli anama selam söylesin. Tamam, iletirim. Abi. Burada biri var. Bunun korumaları çıkarttık, nasıl olur? Abi öyle biri değil. Deli gibi, meczup gibi bir şey. Ya elin delisiyle de ben uğraşayım Latif? Hallet işte. Allah Allah. Tamam, tamam abi. Haberin olsun diye söyledim. Ne kızıyorsun ya? Sikeceğim tavrını sana. Ne yapıyorsun burada? Bekliyorum. Bekleyemezsin. Bekliyorum. Lan oğlum şu haline bak da öyle konuş. Hastane burası. Biliyorum. Hala biliyorum. Yürü. Tamam. Yürü. Gitmem ben. Gitmem ben. Gitmem amca. Gitmem amca yalnız. Gitmem ben. Oğlum yürü. Yürü. Gitmem. Amca. Edis amca yalnız. Amca. Amcayı yalnız bıraktılar. Yürü git lan. Şişt şişt. Gelsene. Ama benim yukarıda. Gel dedim acil. Sanki bizim işimiz acil değil. Kürt. Amcayı bırakmam, amcayı bırakmam ben. Yamaç, yamaçsın sen, yamaçsın sen, yamaçsın sen. Evet yamacım. Sen kimsin? Aliço'yum ben. Amca, İdris amca bana çorba verir. Saadet abla sevmez beni, kızar bana. Git der buradan, kirlettin der, mutfağımı mahvettin der. Ama ben bir şey yapmıyorum ki, oturuyorum sandalyeye. Denir başka, tamam, erkelenmez tamam. Ki. Dur. Sen benden ne istiyorsun? Ben tanıyorum seni. Tanıyorum seni. İdris amca gösterdi, resmini gösterdi. Yamaçsın sen, yamaçsın sen. Tamam. Para mı istiyorsun? İstemem, istemem. Para istemem. Amca yalnız kaldı. Kimse yok yanında. Ben bekliyordum, duruyordum. Geldiler, kovdular beni. Dışarı attılar. Dışarı giremiyorum şimdi içeri. Aliço, dur. Babam yalnız mı? Giremiyorum. Ben giremiyorum. Ben... Abi, babama geldim. Burada kimse yok. Ne demek yok? Adamlarımız vardı. Yok abi işte. Babamın başında bekleyen kimse yok. Tamam, bekle sen orada. Hemen birilerini gönderiyorum. Emanet var mı yanında? Yok abi ya. Silah ne arasın bende? Ah be oğlum. Tamam, gönderiyorum hemen birilerini. Allah belanı versin Martoğlu. Allah belanı versin. Halimen gazeteciyim. İdris Bey'le birkaç gün önce röportaj yapmıştık pazar yerinde. Korumalarını sorabilirsiniz. Gerek yok. Ne işin var burada? Felç geçirdiğini öğrenince ziyaret etmek istedim.
siz? Ben oğluyum. Selim. Yamancı. Aileydi değil mi? Evet. Bana yardım etmen gerekiyor. Ben ne yapabilirim ki? Babamın hayatı tehlikede. Bir dakika dur. Sen şunu alsana. Babamı başka odaya taşımamız lazım. Teşekkür ederim bu yaptığın, hiçbir zaman unutmayacağım. Ne oldu? Bir şey olmadı. Ben tekrar gelebilir miyim İdris Bey'i görmek için? Tabii tabii, ben çocuklara söylerim size. Abi siz... Selim abi aradı. Sen hanımefendiye kapıya kadar eşlik et. Tamam abi. Abla gel. Babam karşı odada. Dur dur. Ben kusura bakma, kimsenin ismini bilmiyorum doğru dürüst. Metin abi ben, Kemal'in abisi. Kahraman abinin korumalarıydık. Eyvallah. İçeride bir adam var, ölmedi, baygın. Nabzını kontrol ettim. Onu buradan çıkarın ama sessiz sedasız. Sonra da hemşireyi çağırın. Babamı tekrar bu odaya alsınlar. Thank you.
Kemaller anlattı ne yaptığını. Çocukluğundan beri söyledim. Bir türlü dinletemedim. Gitme bu çocuğun üstüne dedim. Her yedin ayrı bir yoğurt yiyişi vardır dedim. Dinletemedim. Ama sen yüzümü kara çıkarmadın. Aslansın sen be. Aslansın. Mimi, babamı buradan çıkaracağız. Yani daha fazla kalmayacak burada. Eve götüreceğiz. Gerekirse ev hastane kurulsun. Tamamdır. Sikerler. Alo. Alo. Abi ne haber? Ne yapıyorsun? Allah seni kahretmesin Deren. Ne oluyor kızım? Ne dedik ya? Kimin telefonu bu? Şarjım bitti. Arkadaşımın bu. Sen bana ne biçim bela okudun ya? Kapat Deren. Kapat Deren. Kapat. Allah asıl seni kahretsin Yamaç. Şu halime bak ya. Anne, o da bu katta değil mi? Salonu hazırlattım onu. Sen düz ayak olsun deyince. İyi ya, hadi götürelim. Çocuklar yavaş. Yamaç olmayaydı. Allah korusun. Aslandır o. Aslan. Bir kız gelmiş. Kız kulesine seni sormuş. Hayırdır? Benlik bir şey yoksa ben biraz bir dolaşayım. Var. Abi. Hı. Babam bu arabayı gördü mü? Ne yapacaksın? Arıza çıkmadım. Ya bir de sen başlamayacaksın değil mi oğlum ya? Bir zevkimiz var anasını satayım, onu da çok görmeyin ya. Tamam ya, bir şey demedim. Hamdi meselesi ne oldu, ona mı gidiyoruz? Yok, bu başka. O pezevengi de yarın aldırıyorum, merak edecek bir şey yok. Soruşturdun mu? Soruşturdum. Sen çok taktın bu Hamdi meselesine, yok bir şey. Kütüğünü öğrendik, Balıkesirliymiş. Balıkesir'de bir tane biraderi varmış. Biraderi bunu kasap olarak zannediyormuş burada. Ha, sen birine gönderdin bu kadar detay öğrendiğine göre. Ha, Mekke var bizim işte. Muhittin abin ne oldu? Bakıyorum mahalleliyi tanımaya başladın. Bir sonraki seçimde muhtarlığa adaylığını da koyarsın artık. Gelecek seçime beni burada görürsen koyarım söz. Mekke döndü mü? Yok orada. Çağıralım mı? Yok yok, kalsın. Gelmedik mi daha? Nerede lan patronun? Öt yoksa düşecek bu mendil. Düşünce ne olacak biliyor musun? Kopacak gençler. Emre. Hepsi bir başka tarafa. O zaman ne olacak? Sen de kopacaksın. Hadi konuş. Bak ölüyorsun.
Yakacık. Gel yakacık. Ulan git yakacık ne? Yakacık da lan. Açık adres istiyorum oğlum. Şu sokak, şu numara. Posta kodu izliyorum lan. Vallahi bilmiyorum lan. Allah belanı versin bilmiyorum. Öyle mi? Abi yapmayın bunu. Tamam oğlum sen yapman gerekeni yaptın. Babamı kurtardın. Herifi de öldürmemişsin. Aferin tamam. Ötecek işte. Bırak bize gerisini. Değil mi? Ne maç? Abinin aklı. Bartol'un yerini öğrenince ne yapacaksınız? Mesajımızı almamış belli. Dur dedik herife durmadı. E biz durdurmasını biliriz. Güzel. Ya ıskalarsınız? Tamam paşa yeter tamam. Tamam ya tamam bitti zaten. Aldık adresimizi değil mi Aslı? Hadi kalk ya. Ne yapıyoruz? Onu bana bırak. Tankla gireceğim yine. Bunu ne yapacağız peki? Bir yaşa. Çok yaşa. Bakacağız. Burnum aktı. Abi. Ha, güzel. Abi buradayım abi. Al abi abi al. Ha. Ortaya aç Medet, ortaya aç. Aç. Beni mi özledin lan yavşak? Neredesin lan sen? İtlerini topla, bir yere kapat. Beni görmeyecekler, geliyorum. Hoş geldin Selim'cim. Bir şey ikram ettiler mi sana? Bir şey içer misin? Yok içmem, sağ ol. Neme lazım? İçine falan tükürüyorsun sen şimdi. Kaç bitti maç? Berabere. De. Yanlış yoldasın Salim. Bak ikimiz de sana zarar edeceğiz. İlk evden nasıl faydını biliyorsun değil mi? Burası ikinci ev. Hiç demiyor musun ya bu adamlar beni nasıl buluyorlar? Buluruz oğlum biz. Biz sana efendi gibi davranıyoruz, sen gelip tepemize çıkıyorsun ama. Bu mu efendilik? Az önce göğsünde yumuşattığın o kelle kimin kellesiydi? Babamı öldürmeye gönderdiğin adamın kellesi. Oğlum biz sana demedik mi? Aileye dokunmak yok diye. Demedik mi biz sana? Selimciğim, bu kafalardan çık. Sen onlarla biz değilsin. Biz ikimiz biziz, onlar onlar. Sana çil çil altınlar teklif edildi. Sen de kabul ettin. Etmediysem etmedim de taşları ona göre tekrar yerine dizelim. Ha? Sana dedik ki arkana yaslan, gözünü kapat, keyfine bak. Bir de bize haber uçur. Oho! Adamlarımız tarandı. Havaya uçurmalar, boğaz kesmeler, kutide abuk subuk şeyler, kart kurt. Yine de sesimizi çıkarmadık. Niye? Çünkü hayatta her şeyin bir bedeli var. Biz de bedel ödüyoruz dedik. İdris'i denedik, doğru. Koskoca İdris Koçovalı. O koltukta otururken kim takar Selim kaymakamı? Yanlış mıyım Selim? Şöyle bildiğin gibi değil.
Duymadım canım. Bu işler bildiğin gibi değil. Kardeşim geldi. Yamaç. Hayırlı olsun, hoş gelmiş. Ben ne yapayım? Onu da ben halledeyim Salim, ha? Sana niye pay veriyorum? Ya senin yapacağın iş bize haber uçurmak. Sen bahçemize kelle atıyorsun Salim ya. Neyse sen çok durma burada. Ben geldiysem herkes gelir. Başka diyeceğin? Ben diyeceğimi dedim. Eğer böyle devam edersen göğsünde durduracağın son kelle kendi kellen olacak. Siz bizim canımızı yakmayacaksınız. Biz de sizinkini. Racon bu. Kim bu ya? Kızım? Baba. Tamam. Tamam, tamam geçti. Pezevengini kaldırmış getirmiş. Bizi bekliyor herkes. Kahven hazır. Teşekkür ederim. Gel bakalım güzel kızım. Gel. Nasıl? Daha iyi misin? Neymiş seni bu kadar üzen? Anlat, bir faydamız dokunur belki. Çözemeyiz belki ama. Ben evlendim baba. Allah mesut etsin kızım, ne diyeyim? Ya kızma Allah aşkına. Damadımızın adını bağışlayacak mısın bari? Baba ne olur. Tamam. Tamam, özür dilerim. Senin hayatın, senin kararın tabii. Oldu mu? O yabancı filmlerdeki babalara benzedin mi? Anladım. Konuşamayacağız biz. Tamam. Tamam, otur. Otur. Gel. Bak kız. Çocukluğundan beri hep dik kafalıydın. Bizden hiçbir şey istemedin şimdiye kadar. Hep kendi bildiğin gibi yaptın her şeyi. İstanbul'a gideceğim dedin. Bir şey söylemedik. Resim okuyacağım dedin. Tamam dedik. Vazgeçtin. Yine bir şey demedik. Piyano dedin. Konservatuar dedin. Tamam dedik ona da. Vazgeçtin. Gene sustuk. Bu söylediğin okullar özel yetenekli öğrenci alıyor baba. Farkındasın değil mi? Ben sana yeteneksizsin demedim kızım. Sabırsız. Bir dakika ya. Ben bunun için gelmedim ki buraya. Evet. Evlendiğini haber vermek için geldim. Mesaj atsaydın yeterdi. Başka çocukların aileleri ne olursa olsun ön yargısız dinliyor onları. Siz? Başka ailelerin çocukları 5 yıl boyunca arayıp sormamazlık etmiyor. Anladın mı?
Sonra bir sabah çıkıp gelip ben evlendim demiyor. Nerede hayatta biz bu çocukla bilmiyorum ki. Başlama gene Güzide. Oğlunu da biliyoruz. Konuşmadı pezevenk. Gerek var mıydı buna? Ne yapsaydık oğlum? Çay mı ısmarlasaydık? Abi tamam. Tamam. Al şunu. Peki. Dur, dur. Tamam, tamam. Tamam. Abi, tamam. Şerefsizim tamam. Ben hiçbir şey. Tamam, dur. Bize bir su getirsene. Hamdi'ydi değil mi? Abi. Tamam oğlum, sus bir. Ben konuşacağım. Bir saniye, bir beni dinle. Tamam. Hepimizin sevdiği birileri var bu hayatta. Ben abimi çok severdim. Buradaki herkes çok severdi. Kaybettik. Biliyor musun bunun ne demek olduğunu? Bilmiyorsun. Çünkü abin hayatta. Kardeşine kasap sanıyor. Her ay para da yolluyorsun Hasan abine, Balıkesir'e. Et satıyorsun ama koyun eti değil. Bilse abin ne iş yaptığını. Kalpten gitmez mi? Utancından ölmez mi adamcağız? İç, iç. Sevdiklerini kaybetmek çok acı veriyor insana anne. Beni tehdit ettiler abi. Çok yalvardım. Tezgahını deviririz dediler. Sonra kızlardan birine kezzap attılar. Başka çarem kalmadı ki abi. Allah belanı versin. Sen ne istedin yapmadık. Neyine hayır dedik. Sen gelip niye bize söylemiyorsun lan? Abi konuşursan dilini keseriz dedi. Ben senin dil işimin gücüne sokacağım. Oğlum hadi yanına. Bitmedi daha işim. Bir saniye. Bana ne istiyorsanız yapın abi. Ben bitmişim zaten. Ama abime dokunmayın. Allah'ınız varsa abime dokunmayın. Beni öldürün abime dokunmayın abi. Ne olur, Allah var. Tamam. Mekke. Dön. Hiçbir şey yapmadan dön. Allah senden razı olsun abi. Ah be kuzum. Kabul etmeseydin ya keşke. Ben seni tanımıyorum deseydin ya. Tamam, tamam. Dur bakalım. Bizim çocuklara sordurayım ben bir. Sabıkası falan var mıdır bu çocuğun? Ama bilmiyorum. Hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Tamam. Tamam. Tamam, geçti artık. Ağlama. Diyelim ki bulduk. Ne yapacaksın peki? Ayrılacağım baba. Boşanacağım istemiyorum. Tamamen çıksın istiyorum hayatımdan. Onunla ilgili hiçbir şey istemiyorum. Tamam. Abimsin.
babamsın, büyüğümsün abi. Allah senden razı olsun. Tamam, dur dur. Vur abi, vur. Ben ekmek yediğim yere hıyanetlik etmişim, vur. Vurmak yok, vurmak yok. Sen bize yardım edeceksin. Bu Bartol ya da adamları. Senden kız alıyor mu? Yeni yeni başladılar abi. Sizin şu olaydan sonra. Hangi olay? Bartol'un adamlarından biri. Ne? Apış arasını kesmiş. Kızlardan biri. Bir de boğazını. Çukur'un kızlarından biriymiş. Söylemiştin değil mi abi? Abi. Oldu öyle bir şey. Neyse. Şimdi bu Vartolu ya da adamları senden kız isteyince göndereceksin. Kızlar bunu dinlesin. Ama her şey hiçbir ayrıntı atlamadan. Ne olursa olsun. Anladım abi. Hamdi'nin yüzünü gözünü pansuman edelim. Ondan sonra evine gitsin. Üstünü başını değiştirsin. Yanında sürekli biri olsun ama. Yüzün gözünü iyileşene kadar herkesle telefon, kimseyle yüz yüze konuşmak yok. Çağıran olursa abinin aslandı Balıkesir'e gitti. İşlere devam. Anladım abi. Allah senden razı olsun. Tamam, hiç başlama hadi. Kardeş, kusura bakma, isim neydi? İsa abi. İsa, kimin adamıydın? İdris baban. İsa, bak. Bir daha birini hırpalamadan önce bana haber verin. Abi biz bunu yapıyoruz diyeyim. Olur mu? Olur abi. Hadi git arkadaşım. Çok bir şey istemiyorum abiler. Yaptığınızdan, yapacağınızdan beni haberdar edin. Sadece bu. Aliço diye birini tanıyor muyuz? Çöplerden kağıt toplar, şişe toplar. Mahallenin meczuplarından. Baban çok sever. Yemek yedirir eve geldiğinde. Nerededir şimdi, bulabilir miyiz? Bir göndereyim ben eve. Sana zahmet benim mi? Paşa nerede? Bartolu'yu ziyarete gitti. Yok. Perde çeken yok. Dışarı çıkıp sigara içen yok. Ne iş? Hı? Neyse ne. Olacaktan kaçılmaz. Yürü. Thank you.
Nedir durum? Neyse ki ölen yok, çok şükür. 4 yaralı var. Yaralılardan bir tanesi Arif, mekanın sahibi. Durumu ağırmış ama kurtulur dediler. Öbür taraf? Çocuklarda yanıklar var, çeşitli. Tabii çok korkmuşlar. İyileşirler. Rahat durmayacak Boros bu çocuğu. Dalalım diyorum ben. Abi bir dur, görmedin mi? Yamaç. Seni severim oğlum. Ama doğruya doğru. Bunlar senin bildiğin işler değil. Sen annenin babanın yanında dur. Biz de bildiğimiz gibi yapalım. Sen bir sus Cihangir. Allah Allah. Niye susuyorum ben? Yüzüne gözüne bulaştırdın. Ne kadar adam varsa mahalleden toplayıp gitmişsin. Böyle iş mi yapılır ya? Buyur beyim. Benim bildiğim bu. Bir dahakine sen yap da görelim. Biz kırıtmıyoruz. Delikanlı gibi işimize bakıyoruz. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu paşa? Duyuyor tabii. Ne yapacaktık yani? Sen o lafları var ya, ben sana yuttururum öyle ya. Öyle mi? Kenardan laf sokmaya benzemez o iş. Canım ne alakası var laf sok... Paşa otur. Emmi sen de. Bu iş sizin bildiğiniz yoldan olmuyor. Biz başka... Bitirmedi! Cenazesi hala morgda duruyor. Neden? Neden? Söylesenize ya. Cenazede saldırırlar diye. Cenazede saldırırlar diye! Siz beni dinleyeceksiniz. Ben söyleyene kadar. Başka saldırı yok. Benden habersiz. Yuvaya mermi süreni vururum. Vuracaksak bir kere vuracağız. Sabredeceğiz. Bittik zannedecek. Rahatlayacak, elini açık gidecek, bir kere vuracağız. Bitirmeye vuracağız sana.
İdris'in gençliği geçti yanımızda. Vallahi ağzımdan aldın. Değişmemişsin. Koca oğlu İdris. Abi, Aliço geldi mutfakta. Buraya gelmiyor mu? Yok abi, içeri girmez o mutfakta. Ha. Tamam. Hoş geldin Aliço. Amca nasıl? Hayatta, sayende. Dur. Ali çok gitme. Pardon. Sana ne vereyim Aliço? Ne istersin? Ev, araba. İstemem bir şey. Amca iyi olsun yeter. Beni nasıl tanıdın? Resmini gösterdi amca. Ne zaman gösterdi? 3 Temmuz 2014. 3 sene önce. 3 sene önce. İsa. İsa. Bizim dışarıda 3 tane aracımız var. Plakaları ne Aliço? KYM 239, MTN 975, EV 7336. Doğru abi, bizim plakalar. Beni hiç gördün mü Aliço? Gördüm 5 kere. Beşiktaş'ta minibüse biniyordun. 3 Eylül 2014. Cihangir'de bir evden çıktın. Gece 2. 14 Haziran 2015. Beyoğlu'nda bir kızla konuşuyordun 8 gün önce. Ortaköy'de bir ilaç fabrikasına girdin 7 gün önce. Bugün hastanede. Hiçbir şey unutmuyorsun değil mi? Unutmuyorum. Peki o... Barın önünde konuştuğum kız. Onu hatırlar mısın? Hatırlıyorum. Sana bir adres vereceğim Aliço. O kızın adresi. Evinde yok, ben birkaç kere gittim. Bir yere gitmiş herhalde. Geldiğinde bana haber verir misin? Tamam, sen o zaman adrese git. Kız geldiğinde bana haber ver, olur mu? Olur mu? İsa bir kağıt kalem getir. İsa bir kağıt kalem getir. Nemrud'un kızı yandırdı bizi. Çarptı sillesini felek misali. Sil yazimizi, kurtar bizi. Çarptı sillesini felek misali, Mevlam'dır bizi. Ocağı söndür, ası beladırdır. Akı gitsin, bu ne devrandır. Ney?
istiyorsun ulan yine? Ne misiniz? Keyfin yerinde maşallah abi. Yerinde tabii Medet'im. Nasıl olmasın? Bak, çok küçük gördüler Saadettin abini. Ama dizilerini kırdık çok şükür. Görürsün bak, kapımıza gelecekler. Diz çökecekler. Biz ettik, sen etme Saadettin abi diyecekler. Az kaldı abim, doğrudur. Medet, çocuklara söyle. Malzemeler yüklesinler. Dükkanımızı açıyoruz. Emin misin abi? Bir sakatlık falan olmasın sonra. Olsun. Bundan sonra ya herro ya merro Medet'im. Malzemeler, silahlar, mallar hepsini yüklet. Kimyageri de tırağa gönder. Buraya getirsinler. Şu İstanbul Halep'i duysun bakalım. Vartoli abin kimmiş? Sen nasıl diyorsan abi. Medet. Abim. Eskiden abini severdin. Bir ihtiyacın var mı diye sorardı. Bir yanlışınız mı oldu yoksa Medet? Olur mu abi? Sen emret yeter. Ayarlayayım bir şeyler. Ayarla. Çocuklara da ayarla. Felekten bir gece çalalım. Yalnız Medet, güvenli birinden ayarla. Sonra oramızı buramızı kesmesin. O bende abi, merak etme. Sen arkana yaslan bekle. Ay. Dünya gözünde Kerbela'dır. Allah sanmış olsun. Orcunun sende nasıl belanır? Nasıl geçti? Babam nerede? Sana da günaydın. Davan mı var? Yok, ben artık pijama olarak bunları giyiyorum. Tekrar soruyorum. Babam nerede? Kızının başını açtığı işleri temizlemeye gitti. O kadar seviniyorum ki şu evi terk ettiğime. Bana pek terk etmişsin gibi gelmedi. Şu an benim masamda oturmuş, benim yemeğimi yiyorsun. Ben sana ne yaptım? Ha? Ne yaptım ben sana? Sürekli hayal kırıklığı olmanın haricinde mi? Evet, onun haricinde. Senin yüzünden oğlumu kaybettim ben. Öldüğün gün cenazeni bile gelmeyeceğim, biliyorsun değil mi? Sen ne biçim konuşuyorsun benimle ha? Annenim ben senin. Hayatında bir kez, sadece bir kez olsun beni koruman gerekiyordu. Bana inanman gerekiyordu, oğluna değil. Ne işim var benim burada ya? Ben nereden geldim bu Allah'ın belası yere? Ne
hadi. Ne var aklında Yamaç? Ne üretiyordu bu Bartolu? Her boku üretiyor. Fabrika gibi orospu çocuğu. Eroin? Var. Eroin de var. Çağaltı, çağaltı. O zaman benzen de var demek ki malzemenin içinde. Yamaç, ne diyorsun? Bize de söyle, biz de anlayalım yeğenim. C4 bulabilir miyiz? Kaç kilo lazım? Bu kadar değil paşa. Bir avuç yeter. Bir de nitronyum tuzu lazım bol miktarda. Ne tuzu? Nitronyum tuzu. Ben söyleyeceğim size nereden bulacağınızı. Yanlış yaptım. Baba hiç gelmemeliydim. Annem mi gel? Anlaşamıyoruz biz. Ne olursa olsun bana. Neyse boşver. Çok özür dilerim. Rahatsızlık verdim sana da. Rahatsızlık ne demek kızım? Keşke daha çok görebilsen seni. Gelsene İstanbul'a. Bir ara geliriz. Sen gel baba. Yalnız gel. İşte onu yapamam kızım. Peki. Teşekkür ederim her şey için. Sena. Ben bir şeyler buldum ama. Koçova diye bir mahalle varmış İstanbul'da. Bunlar da oranın lideri. Aşiret gibi mi yani? Tam öyle değil. Mafya o zaman. Bilmiyorum güzide. Zaten pek bir önemi de yok. Çocuk onlardan mı değil mi belli değil. Onlardandır canım, ne olacak. Kızın ne dedi peki? İnanmamıştır tabii. İnanmadı evet. Ama ben de hak vermedim değil. Anlattığı çocuk bambaşka bir. Grubu varmış. Gitar çalıyormuş falan. Alakasız bir tip yani. Oğluna mı sordun bunları? Bu soruyu ciddi sormadın değil mi? Teşkilattaki eski polis arkadaşlara sordurdum. Doğru dürüst adamlar değil bunlar kızım. Sufli işler peşindeler. Bu çocuk onlardansa bir saniye bile bekleme. Boşan. Thank you.
15 dakikaya geliyorum demedi miydi Medet? Dedi abi. E dediydi de nerede hani? Ah. Hele şükür. Efendim? Bartolu Bey'le mi görüşüyor? Sen kimsin? Yamaç Koçovalı ben. Sana bir tavsiye vermek için aradım. Lojistik nedir biliyor musun? Ne diyorsun oğlum sen? Kafan mı güzel? Bilmiyorsun. Tahmin ettiğim gibi. Şimdi sana lojistiğin bir numaralı kuralını öğreteceğim. Ürünü, insan kaynağını ve sermayeyi asla aynı yerde taşıma. Neredesin oğlum sen? Ha? Şerefsiz oğlum. Seni var ya, vurup gebertmezsem benim de sülalemi kaynatacaksın. Gelmiyor musunuz? Annem yemeği ısıtmış. Yok. Biz gelmeyelim. Sen dinlen biraz. Esselamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hani haber verecektin sen ha? Hani? Bu kadar mı zor hani? Bağırma lan. Ne bağırıyorsun? İki tane tüpüm patladı. Bu mu yani? Tüpüm mü? Ekmek paramız oğlum mu bizim? Ekmek paramız! Bir alo diyeceksin alo! Bunu mu beceremiyorsun? Diyemedim ya. Veremedim haber. Sen Yamacı tanımıyorsun. Bedel ödeyeceğiz Vartolu, bedel ödeyeceğiz dedin. Aha sana bedel. Dayanacaksın. Bak, 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 bak.
Selim kardeş. Nasıl siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz? Ama en başta o lojistikçi kardeşini öğrenecek. Ben kimim Medet? Vartolu Saadettin abi. Vartolu Saadettin Bey diyeceksiniz. Hadi selametle. Gözlerimi açacağım ve sen burada olmayacaksın. Bir tane bakalım. Yamaç. Sevgilim. Hayvan herif! Sena. Tamam sakin ol Sena. Sena. Ne yapıyorsun? Sena. Sena dur ne yapıyorsun? Dur. Polisi arıyorum. Sena saçmalama. Ver şu telefonu. Bir bırak da şunu gideyim. Alo. İyi akşamlar ekip gönderebilir misiniz? Evimde hırsız var. Adresi veriyorum. Bahar Sokak, Saral Apartmanı, kat 2 daire 3 Moda. Polis geliyor yolda. Git buradan, görmek istemiyorum seni. Avukatım da arayacak boşanma için. Ya ne yaptım ben sana? Ne yaptım ben, bunu hak edecek. Anlatma ama müsaade. Yaklaşma. Yaklaşma dur. Oradan konuş Yamaç. Yamaç. Yamaç mısın sen gerçekten? Adamın gerçek adını bile bilmiyorum ya. Gerçek adım bu, evet. Yamaç Koçovalı'yım ben. Babam İdris Koçovalı. Abim Kahraman Koçovalı. Aç bak Google'dan kim olduklarını. Sen biliyorsun zaten bunları. Babam demişti. Onlardan olabilir demişti. Ben inanmadım. O öyle biri değil. Değilim. Değilim, ben senin tanıdığın, bildiğin adam. Benim tanıdığım bir adam yok. 3 gündür tanıyorum ben seni ya. 3 gündür tanıyorum, bir de gittim evlendim seninle. Benim yaptığım salak karılar yapar. Salağım ben. Sena. Asıl salak karı benim. Sana söylediğim her şey gerçekti. Ben hiç kimseyi senin kadar çok sevmedim. Yemin ederim. Beni gerçekten seven adam İz bırakmadan ortadan kaybolmazdı. Bir not bile bırakmadan gittin sen ya. Mahvettin beni. Hayatımda ilk defa birine güvendim ben. Sen bunun benim için ne kadar önemli olduğunu bilmiyorsun. Ne desen haklısın, ne desen.
Ama beni bir dinle. Ne olur. Sonra ne istersen yap bana. Ha? İstersen öldür. Thank you.
Sakin ol. Ne diyorsun? Gitmeni istemiyorum. Kalamazsın da seninle de gelemem. İyi bok yedin, ne yapacağım ben şimdi? Telefonu kilitleyeceğim, ne zaman arayacak, ne zaman gelecek diye. Yamaç, ben böyle bir hayat istemiyorum. O yüzden çık git kapıdan. Bir daha da gelme, tamam mı?